Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte edebiyat dersinin 10. sınıftaki en önemli konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu konu neden önemli biliyor musunuz? İleride gireceğiniz üniversite sınavında yani AYT'de en fazla soru 10. sınıfın bu konusundan geliyor. Şiir konusundan geliyor. Yazılarınızı da mutlaka şöyle bir sayfa göreceksiniz. Yani dörtlüklerle yazılmış Karacaoğlan'a ait ya da kör Köroğlu'na ait bir koşma verecekler size. Halk edebiyatına ait sade dille, hece ölçüsüyle, anlaşılır, somut ögelerin olduğu ve dörtlükler nazım birimi dörtlük olan bir koşma verecekler. Sağ tarafta ise beyitlerle yazılmış divan edebiyatına ait, aruz ölçüsüyle yazılmış, soyut ögelerin olduğu, zengin kafiyelerin olduğu, konudan çok iş, konudan çok konunun işlenişine önem verilen bir gazel, kaside ya da meslemi verecekler. Siz bu ikisini görür görmez nazım birimi dörtlük, nazım birimi beyit diyebileceksiniz. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü diyebileceksiniz. Somut ögeler, soyut ögeler diyebileceksiniz. Sade bir dil, ağır bir dil diyebileceksiniz. Birazdan bunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Yazılarımız da geliyor. Yazılarımız da bu konudan var. Biz birinci dönem, birinci ve ikinci yazılı notların olduğu burada harika bir şekilde anlattık. Her birini sizlere detaylı bir şekilde anlattık. Ve bu anlattıklarımızın her birini Burada birazdan videoda da sizlere güzel bir şekilde göstereceğiz. Şimdi arkamıza yaslanalım güzel bir şekilde öğrenelim. Biliyorsunuz 2024 yılında Milletin Bakanlığı hangi konudan hangi soruların gelebileceğini de bizlere tek tek verdi. Bu konudan şu soru gelir şu konudan şu kadar soru sorun dedi. Hocalarımıza bunları dağıttı. Biz de bunların ışığında çok güzel bir şekilde hem kitaplarımıza yazılı provalar hazırladık. Bakın burada göstermek istiyorum şöyle. Kâhiden sonra Mesnevi'yi, daha sonra mesela şöyle göstereyim. Burada yazılı provalar hazırladık. Evet şu anda reklam yaparken bir anda patladım. Hem ÖSYM tarz sorular var sınar, hem de yazılı sorularımız var. Bunları da yeni 2024'e göre güncelledik ve şimdi sizlere çok güzel bir şekilde videomuzu sunuyoruz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, şiir konusu dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Hadi bakalım videomuz başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın dönemlerine baktığımızda esasında tarih ile iç içe. Yani İslamiyet'ten önceki Türk tarihi vardı hatırlarsanız. Sonra İslamiyet etkisindeyiz. İşte Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle gidiyoruz. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı olacak. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı olacak. Batı etkisi gelişen Türk Edebiyatı olacak. Burada İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda sözlü gelenek daha yaygın olacak. Yani sözlü gelenekten kastımız nedir? Böyle savların, saguların, kaşıkların olduğu dönem. Burada sanatçılarımız şaman dediğimiz joker gibi insanlar. Yani hem hekim hem büyücü hem sanatçı hem insanların danıştığı büyük bir bilge. Önemli kişiler burada şiirler yazacaklar. Sonrasında yazılı edebiyatta ise... Orhun abidelerini görüyoruz Kutluk döneminde yani ikinci Köktürk Devlet döneminde Orhun abidelerini görüyoruz. Bir de Uygur dönemi eserleri var ki bu da üniversite sınavlarında soruldu arkadaşlar. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı'na baktığımızda divan edebiyatını süslü olarak göreceğiz. Aruz ölçüsüyle yazılan eserler. Bir de halk edebiyatı var adı üzerinde bak halk edebiyatı diyor. Burada da söyleyeni belli değilse anonim olacak. Eğer dini içerikli ise şuraya bir cami resmi çizelim bismillah diyerek. Dini tasavvuf halk edebiyatı olacak. Eğer aşık tarzındaysa Karaca olanların veyahut da Dadaloğullarının bulduğu bir tarzsa burada da aşık tarzı halk edebiyatı olacak. Burada esasında çok önemli bir şey var ki o da hem İslamiyet öncesinin hem de İslam etkisinin olduğu geçiş dönemi. Burada da ilk eserimiz Kutadgu bilik yani mutluluk bilgisi anlamına gelen eser. Sonrasında Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı var ki bunları gelecek sene daha çok pekiştireceğiz. Yani Tanzimat şiiri nasıldır? Sertifünün şiiri nasıldır? Milli Edebiyat şiiri nasıldır? Bunu gelecek sene göreceğiz. Çünkü Milli Edebiyat'ta yeniden en eski dilimize, en eski, en sade dilimize göreceğiz. Şimdi Bugün öğreneceğimiz konularla alakalı esasında ben sizlere dersten önce güzel bir tablo hazırladım. Hatta tablomuz yamuk olmuş. Şöyle düzelteyim, şöyle güzelce düzeltelim. Şimdi esasında bu sayfanın ekran görüntüsünü aldığınızda SS diyorsunuz yani screenshot. Ekran görüntüsünü aldığınızda olay bitiyor. İslamiyet öncesinde en sade dil var. Bakın sadece dilleri inceleyelim şimdi kafa karışmaması için. Şöyle Excel'imizi kapatalım. İslamiyet öncesinde en sade dil var. Geçiş döneminde hem sade dilden hem de Arapçadan örnekler göreceğiz. Yani Arapça, Farsça girmeye başlayacak dilimize. Halk edebiyatında sade dil var. Divan edebiyatında ise Osmanlıca adını verdiğimiz Arapça, Farsça, Türkçeden oluşan bir dil var. Ee, ölçüye baktığımızda burada hece ölçüsü kullanılıyor. Yani milli ölçümüz. Burada geçiş olduğu için hem hece hem aruz var. Burada da hece var. Çok çok az aruz var ama buraya hece diyebiliriz sadece. Divan edebiyatında da aruz ağırlıklı. Yani buraya aruz, Buraya hece dememiz yeterli. Burada hece ve aruz var. Peki hocam bize sınavda bunu nasıl sorarlar? Size sınavda şöyle bir şiir verecekler arkadaşlar. Şöyle bir dörtlük verecekler. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dörtlük bir koşma ya da semai verecekler. Bir de beyitlerle yazılmış. Bakın bu iki iki gidiyor musunuz? İki iki gidiyor. Bu da beyitlerle yazılmış bir gazel ya da kaside verecekler. Sonra diyecekler ki size madem burada iki tane şiir var bu şiirleri inceleyecekler. Siz bunu görür görmez bunun halk edebiyatına ait olduğunu dörtlüklerle yazılan bakın dörtlük dörtlük. Bunun ise beyitlerle yazılan divan edebiyatı olduğunu görebilmeniz lazım. Yani şunu demek istiyorum. Buna divan diyeceksiniz. Buna süslü diyeceksiniz. Buna beyit diyeceksiniz nazım birim olarak. Ölçü olarak aruz diyeceksiniz. Soyut konular ver diyeceksiniz. Ve nazım biçiminde ne söylediyse ona göre ilerleyeceksiniz. Ama buna ise arkadaşlar halk edebiyatı diyeceksiniz. Sade bir dil var diyeceksiniz. Dörtlük nazım birimi var diyeceksiniz. Hece ölçüsü kullanılmış diyeceksiniz. Ve somut diyeceksiniz. Yani işin özeti bu olacak en sonunda. Bütün anlayacaklarımızın özeti. Ama gelin şimdi bunların detaylarına devam edelim. Şimdi ne dedik? Burada şuradan devam ediyorum. Ee, pardon şurayı kapatmamamız lazım. İslamiyet öncesi dörtlük var yine böyle. Peki hocam İslamiyet'te de dörtlük yazıyor. Halk edebiyatta da dörtlük yazıyor. Biz nasıl anlayacağız? İslamiyet öncesi de böyle ırık, bitik, uduk gibi böyle en eski Türkçe var. Ama halk edebiyatta şu anda anlayabileceğimiz bir Türkçe olacak. Divan Edebiyatı'da da beyt var gördüğünüz gibi. Şöyle beyti bir daha ön plana çıkaralım. Yani gazeller, kasideler, mesneviler, kıtalar, müstezatlar hep beyt şeklinde. Nazım biçimleri işte burada yazıyor bakın. Gazel, kaside ya da mesnevi soracaklar size muhtemelen. Halk Edebiyatı'da da koşma ya da semayden gidecekler diye düşünüyorum. Ya da ilahi verebilirler. Geçiş döneminde ise Geçiş dönemi zaten ilk mesnevilerin yazıldığı dönem. Yani ilk defa edebiyatımıza aruz ölçüsüyle yazılan eser ilk mesnevi bu dönemde ortaya çıkacak. Hakaniye lehçesiyle Karahanlar döneminde Yusuf Has Hacip adı verilen değerli bir sanatçı Kutat Gubilik diye bir eser yazacak. İslamiyet öncesi zaten en kolay. Sagular, koşuklar bunları rahat rahat göreceğiz. Anlayış burada halk için yapacaklar. Burada didaktik yani ...öğretici, öğüt verici davranacaklar. İslamiyet'i öğretiyorlar bize. Burası İslamiyet'le tanıştığımız dönem. Halk Edebiyatı'nda da... ...halk için yapılacak bir de tasavvuf... ...tabii ki Allah rızası için yapılacak. Yani Yunus Emre'ler... ...ya da Kaygusuz Abdallar... ...Hacı Bektaşi Veliler... ...Pir Sultan Abdallar... ...bunlar hani... Allah rızası için, Allah sevgisi için, Hazreti Muhammed, Hazreti Ali sevgisi için şiir yazacaklar. Divan Edebiyatı'na baktığımızda ise sanat için, sanat olduğunu görüyoruz. Burada konular aşk, kahramanlık olacak. Burada İslamiyet'in öğreticiliği, İslamiyet'in güzelliklerini anlatır demiştik. Burada yine aşksa güzelleme, kahramanlıksa koçaklama, eleştiriyse taşlama. Biri vefat ettiyse de, şuraya da bir tabut çiziyorum. Ee, bu da ağıt olacak arkadaşlar. Burada da divan edebiyatta soyut, tasavvufi, aşk acısının, lale devrinde zevk ve sefan anlatıcı şiirleri göreceğiz. Şimdi bütün bunların özeti bu esasında. Ama gelin şimdi detaylarımıza girelim. Zaten sizler de mutlaka Dinamo Soru Bankamızdan, sıfırdan... Ona Türk Dili Edebiyatı kitaplarımızdan çalıştığınızda hem sınavlarınızdan hem de yazılarınızdan en yüksek notları alacaksınız. Şimdi Bismillah deyip başlayalım. Demiş ki İslamiyet'in Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri. Bu adam kim hocam? Bu adam şaman yani joker. Yani hem hekim hem sanatçı hem doktor hem büyücü hem de değerli bir bilgi. Şimdi doğa aşk ölüm konuları işleniyor. İslamiyet niye yok hocam? E çünkü İslamiyet önceki. İslamiyet'ten önceyiz. Yani bu Hunlar, Köktürkler, Uygurlar dönemi. Şiirler Ozan Kan Baksı adı verilen ve Şaman da deniyor bunlara. Şaman adı verilen sanatçılar tarafından saz yani kopuz eşliğinde söyleniyor. Kopuz diye bir müzik aletimiz var. Şiirler hece ölçüsü kullanılıyor milli ölçümüz. Dörtlük kullanılarak yarım uyaklı ve redifli olarak söyleniyor. Yabancı etkilerden uzak sade bir Türkçe kullanılıyor. Zaten biz de az önceki sayfamızı geri almak istiyorum. Ne demiştik? Sade demiştik, dörtlük demiştik, hece demiştik. Burada yine benzer. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı halk edebiyatına benziyor. Şimdi sözlü devirdeki ürünlere bakalım. Koşuk bildiğimiz şiir. Yani halk edebiyatındaki ...koşma, bakın halk edebiyatı bu koşmaya dönüşecek. Divan edebiyatı da gazele dönüşecek Yani koşu, koşma, gazel bunlar hep şeyi. Doğa aşk kahramanlık konuları var. Dörtlükler halinde. Kısa ece ölçüsü kalıplarıyla yarım uyak ve verilse kullanarak söyleniyor. kupuz adı verilen saz eşliğinde söyleniyor. Uyak düzeni A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde. Halk edebiyatındaki koşmalara benziyor. Divan edebiyatında da gazellere bak. Gazele konu olarak benziyor. Etin suyu akaturur, kaya tübi kaka turur, balık telin baka turur, kölün takı küşerur. Bak tam en eski Türkçe'yi gördüğünüz zaman dörtler halinde koşuk diyeceksiniz. Sago ise yu adı verilen yaz törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen acıklı şeyler. Uyak düzeni ve biçimsel özellikleri aynı koşuk gibi. Burada da halk edebiyatındaki karşılığı tabii ki de ağıt yani sagu ağıt. Divan edebiyatı karşılığı ise mersiye. Bakın bu üniversite sınavında sorulmuş. Demiş ki halk edebiyatı karşılığı ağıttır. Divan edebiyatı karşılığı da de mevlüttür demiş. Hani biz bir vefat edince mevlüt okuturuz ya. O mevlüt o mevlüt değil. Mevlüt esasında Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesulet-i Necat adı verilen bir mesnevi. Peygamber bizim hayatını anlatıyor. Halbuki biz vefat eden kişilerin ardından... Ağıt yazıyoruz ya da Mersiye yazıyoruz ya da Sagu yazıyoruz. Bunu bilmeniz lazım. Buraya bir yıldız koyuyorum. Divani Lugat Türk'te bulunan Alper sagusu en eski örnektir. Alpertunga öldü mü? Isız Acun kaldı mı? Ödlek öçünü aldı mı? Emdi yürek yırtılır. En eski sagumuz. Sağ ise atasözü. Divan Edebiyatı'nda darbı mesel adını alıyor. Bakın darbı mesel adını alıyor. Örnekleri Kişi alası içtin, yılkı alası taştın. Yani insanın alıcısı içinde, hayvan alıcısı dışında. Yani insan içinden anlaşılır demek istiyor. Endiguma evligini agırlar. Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar. Közden yırasa köngülden yeme yırar. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur gibi sözler. Burası yine üniversiteden çıkmış. Bunları biz birazdan göreceğimiz, geçiş döneminde göreceğimiz Divan-ı Lügatü Türk'ten alıyoruz. Şimdi geldik geçiş dönemi eserlerine. Burada geçiş dönemi eserlerinde şunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar şöyle bir, e, bir şöyle bir harita çizelim size. Bakın bu haritayı çizmeyiz ki çizmedik zihninizde canlansın. Şöyle bir tane İtalya yapalım. Bir tane Yunanistan yapalım. O Mintoş ülke Yunanistan. Şöyle bir ülkemizi yapalım şöyle. Osmanlı Devleti'nin olacağı yer olacak burası. Şöyle bir Afrika yapalım. Burası önemli. Bu haritayı bilirseniz zihin haritanızda oluşmuş olur. Şöyle Hindistan'ı falan yapalım. Şurası Hazar Deniz olsun. Şurası Kıbrıs olsun. Şura Madagaskar olsun. Şura İngiltere olsun. Şura Grönland olsun. Şura şöyle Amerika olsun. Kuzey Güney. Tamam. Şimdi bakın. Bizim e, ülkemiz nerede? Bizim ülkemize kırmızı renk olmadığı için sadece bayrağımızı dalgalandıralım. Şöyle pembe pembeyle çizmiş olalım. Türkiye burası öyle değil mi? Şu an Türkiye burası. Şu an buradasınız. Türkiye yani Osmanlı Devleti burada... Türkiye ve öncesi Osmanlı Devleti burada kurulmadan önce... ...bizim topraklarımız neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı. Orta Asya bakın buraya yazıyorum. Orta Asya'daydık biz. Sonra Orta Asya'dan buralara Horasan'a geliyoruz. Sonra Anadolu'ya geçiyoruz. Sonra Balkanlara geliyoruz. Sonra Kuzey Afrika'ya geliyoruz. Sonra Arap Yarımadası'na geliyoruz. Yani biz buraları fethediyoruz. En son en büyük topraklarımız buralara kadar geliyor. Buraları fethediyoruz. Yani Türkler etkili olduğu alanlar bu bölge. Tamam mı? Yani biz hiçbir zaman İngiltere'yi fethetmemişiz. Amerika'yı fethetmemişiz. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Bizler Orta Asya'dayken burada kim var? Çinler var tabii ki. Çinler çok büyük bir tehlike. İlk başta işte İslamiyet geliyor. İslamiyet geldiği sırada bize köktürkler var tamam mı? Köktürkler böyle takılıyorlar. İşte gök tanrı inancı var. Ama İslamiyetin geldiği sırada yani peygamber Efendimiz doğduğunda Arap yarımadasında siyasi birlik yok. İşte Hazreti Muhammed e, İslamiyeti getirecek peygamberimiz. Sonrasında dört halife dönemi olacak. Hazreti Ömer, Hazreti hatta ilk Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dört halife olacak. Sonra dört halifeden sonra Hazreti Ali'den sonra Emeviler gelecek. Emeviler döneminde bizde de köktürkler var. Burada köktürkler Orta Asya'da Türk devleti kuruyor. Burada da Emeviler var. Emeviler ırkçı politika izlediği için, Arap milliyetçiliği yaptığı için bizim köktürkler diyecekler ki ya İslamiyeti biz tam da sevmedik. Araplar milliyetçilik yapıyor. Arap olmayan Müslümanlara mevali yani köle diyecekler. Bakın bu tarihle de bağlantılı ilerliyor. Sonrasında arkadaşlar burası böyle ilerlerken Abbasiler gelecek. Emeviler bu ırçı e, özelliklerinden dolayı Şubi adı verilen bir akım yüzünden yıkılacaklar. Abbasiler gelecek. Abbasiler döneminde şimdi buraya Abbasiler yazıyorum şimdi. Şu anda İslamiyet'i tanışacak Türkler. Bakın şimdi burası Abbasiler tamam. Abbasiler burada. Bunlar Arap tamam. Hatta Arap oldukları için hatta Müslüman oldukları için bunları böyle yeşil yapalım tamam. Burada Çinler var. Çinliler gaddar. Çinler gaddar bir şekilde geliyorlar. Bunlara da Çinler böyle sarı ırk ya böyle geliyor olsunlar. Tam bu tarafa doğru geliyorlar ve çok güçlü geliyorlar. Çinler Orta Doğu'yu ele geçirme tehlikesi yaşatıyorlar Abbasilere. Abbasiler de anam diyorlar. Tamam ya anam. Yani tırsık diyorlar. Ne yapacak? Hayatımız elden gidiyor. Ne yapacağız? Hemen Çinlerin bir numaralı düşmanı Çinlerin bir numaralı tokatlayıcısı kimdir arkadaşlar? Tabii ki biz Türkler. Hemen Türkler arıyorlar. Diyorlar ki alo Karluklar WhatsApp'tan mesaj atıyorlar. Abi diyorlar Abbasiler zor durumdayız. Perişanız. Sizden yardım istiyoruz. Biliyoruz siz Müslüman değilsiniz ama siz insansınız, kralsınız, siz mükemmelsiniz. Bu Çinleri yıllarca tokatladınız. Lütfen bize yardım edin diyoruz. Bizim o sırada burada Karluk Türkleri var. Buraya Karluklar var tamam daha Türkiye Cumhuriyeti falan yok. Karluklar var. Karluklar böyle takılıyor. Nedir abi sorun diyor Abbas'a? Ya Çinler geldi ya biz zor durumdayız. 751 yılında bakın buraya yazıyorum. 751 yılında Talas Savaşı yaşanıyor. Talas Savaşı'nda Çinliler Abbasileri yamultup buraları ele geçireceğiz diye sevinirlerken karşılarına Türkleri görüyorlar. Yani Karluk Türklerini görüyorlar. Karluk artı Abbasiler yani Karlukların yardımıyla Abbasiler Çinleri durduruyor. Çinliler diye kaçıyorlar ve gidiyorlar. Karluklar ve Abbasiler de o sırada dost oluyor. Abbasiler diyor ki ya siz kraldınız, siz kaliteli insanlarsınız, siz Türksünüz, harikasınız, süpersiniz diyorlar. Türkler de bizimkiler de diyor ki tamam artistik yapmayın sakin olun tamam bir şeye gerek yok diyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor bakayım diyor. Biz işte Allah'a inanıyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz. İşte iyiyiz biz ya diyor temizli, abdestli geziyoruz falan. Bizim Türkler de diyor ki bizde de benzer şeyler var. Bizde tek bir Allah'a inanıyoruz gök tanrıya. E bizde de böyle işte çok kurban kesme gibi özellikler var. İşte cennet cehennem inancı var. O zaman bizde yavaş yavaş 751 yılından sonra Türkler... ...kitleler haline İslamiyet'e geçmeye başlıyor. Karluklardan sonra... ...işte Orta Asya'da ilk İslamiyet'i kabul eden devlet Karahanlılar Devleti olacak. Karahanlılar döneminde İslamiyet bayağı bir resmi din olarak kabul edilecek. Sonrası Karahanlılardan sonra Gazneliler İslamiyet'i Hindistan'a götürecek. Gazneliler'den sonra Selçuklular böyle büyük bir şekilde Anadolu'nun kapılarını açacak Malazgirt'le. Sonra Türkiye Selçukluları Haçlı seferlerini durduracak. Haçlar diyecekler ki wow Türkler Müslüman olmuş artık Müslümanlar güçleniyor. Hadi şu Kudüs'e ele geçirelim diye gelecekler 100 bin kişilik ordularla. Türkler yine Haçları tokatlayacak. Eskiden Çinleri tokatlıyorduk şimdi Haçları tokatlayacağız. Haçlar Kudüs'e geçiremeyecekler. Sonra hop 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 geri dönecekler. Sonra da zaten Türkiye Selçuklularından sonra kim kuruluyor? Osmanlı Devleti kuruluyor. Osmanlı kurulduktan sonra zaten Osmanlı halifeliği de ele geçirecek Yavuz Sultan Selim zamanında ve İslamiyet'in en büyük koruyucusu olacak Türkler. Yani İslamiyet Araplara geliyor ama dünyada İslamiyet'e en büyük hizmeti biz Türkler yapacağız. Şimdi bu tarihi hikayeden nereye geçiyoruz? 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türkler ilk defa İslamiyet kabul ediyor ama İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap olmak istemiyoruz biz. Yani ezan Arapça, namaz Arapça, Kur'an-ı Kerim Arapça. E o zaman Araplaşmayalım diye Türkçe'ye de resmi dil kabul edeceğiz. Ve Araplara da Türkçe öğretmek için Divan-ı Türk gibi... Bakın şurada görmem lazım. Nerede? Divan-ı Türk gibi eserler yazacağız. Bakın bu eser Araplara Türkçe'yi öğretmek için anlatılıyor. Yani Araplara diyoruz kardeş tamam Müslüman olduk. Sıkıntı yok. Elhamdülillah. Eşeden la ilahe illallah, eşeden amamed, Ve eşeden la Muhammeden Abdü Tamam sıkıntı yok. Fakat Arap olmak istemiyoruz kardeşim, biz Türk'üz diyor. Size de Türkçe'nin zenginliğini gösterelim. Türkçe ne kadar iyi bir dil olduğunu gösterelim diyor. Ve Türkçe'nin bilinen ilk sözlüğünü, ilk dil bilgisi kitabını, ilk edebiyat antolojisini yazacaklar. Hatta az önce dersimizin başında gördüğünüz o sal safsagul koşuklar vardı ya şunlar. Bunları biz Divane Lügatü Türk'ten alıyoruz. Yani eğer Divane Lügatü Türk kaybolsaydı biz bunları bilmeyecektik. Divane Lügatü Türk de Kaşgarlı Mahmut gidecek, araştıracak ve diyecek ki Araplara... Artistlik yapmayın. Tamam elhamdülillah biz de Müslümanız ama bizim de savlarımız, sagularımız, koşuklarımız, destanlarımız var diyeceğiz. Ve bu bilgileri biz Divan Lüge Türk'ten alacağız. Şimdi geçiş dönemi neymiş demek ki? Türklerin... İslamiyet'e geçiş dönemi. İslamiyet'e geçtiğimiz için artık İslamiyet'ten önceki edebiyatın izleri var hala. Yani eski Türkçeler var. Eserlerde Arapça farça etkisi giriyor artık. Eserlere namaz giriyor, Ramazan giriyor, Hak giriyor, Teala giriyor. Böyle Arapça kelimeler giriyor. Nazım birimi hem dörtlük hem beyit Hem hece var hem aruz var. Eserlerde didaktiklik var. Neyi öğretiyor tabii ki? İslamiyet'i öğretiyor. Eserlerin temel amacı İslamiyet'i tam olarak anlatmak. Mesela Kutatku Bilik diye bir eser var. Yusuf Hasacı tarafından yazılmış. Mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Yine didaktik bir şekilde yazılmış bir eser. Konusu ideal insan. İdeal insan nasıl olmalı? Müslüman olmalı, ahlaklı olmalı, temiz olmalı diye anlatıyor. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser. Bakın sınavda buradan yüzde yüz trilyon soru gelecek arkadaşlar. İlk edebiyat ürünü ve ilk siyasetname. Uygur alfabesi ve Hakaniye Türkçesi ile yazılıyor. Şimdi eserin içerisinde sembolik hatta burada alegorik diye kelime de kullanabilirsiniz. Alegorik kahramanlar var. Yani işte hükümdar var, vezir var, vezirin oğlu var, vezirin kardeşi var. Bunlar kenarlarına konuşuyor ama esasında yani künt oldu, ait olduğu Ögdülmüş, Odgürmüş kenarlarına konuşuyor ama... hükümler adaleti temsil ediyor. Vezir mutluluğu temsil ediyor. Vezirin oğlu akıl ve anlayışı, vezirin kardeşi akıbeti, kanaatı temsil ediyor. Ve bu temsil hikayesi sırasında sen ilk defa böyle meslevi ile yazılmış, aruz ölçüsüyle yazılmış bir eser üzerinden İslamiyet'e ve iyi insan olmaya yönelik bir eser okumuş oluyoruz. Bak, bak hem dörtlükler var hem beyitler var. Hem namaz gibi dini, haram gibi dini terimler var. Yani İslamiyet'ten önce haram kelimesi yoktu. Haram ne diyorsun ya haram ne? Bak ama İslamiyet'ten sonra artık haram var, namaz var, oruç var, zekat var. Eski Türkçe de var gördüğünüz gibi. Namaz ruza birle yorulu kişi münafık atandı ay elçi başı bak. Hem münafık var hem namaz var hem de eski Türkçe var. Yani tam geçiş. Meslemi uyak düzeninde A A B B C C diye gidiyor. Alegorik kahramanlar var. Ögdülmüş diyor bak. Aruz'un kısa kalıpları ile yazılmış. Beseviler öyle yazılır. Ve didaktik yanı ağır basıyor diyeceksiniz. Sınavda böyle bir şey sorarsanız Kutat Gubili'ye bu şekilde bunları yazmanız gerekiyor. Divan -ı Lügat Türkü'nün ne olduğunu anlattık zaten. Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçe'nin zengin dili varlığını ortaya çıkarmak için bilinen ilk sözlüğümüz, ilk dil kitabımız ve ilk edebiyat antolojimiz. O dönemdeki dil, edebiyat, deyimler, atasözleri, şiirler burada. Arap harfleriyle yazılan eserde Karahanlı Türkçesi. ...anlatılacak, ses özellikleri gösterecek. Koşuklar yani şiir. Sagular yani ağıtlar. Destanlar ve savlar yani atasözleri var. İlk Türk Dünya Sanatı var ve... ...arkasında Türk Dünyasını gösteren bir dünya haritası da var. Bak biz Türklerde böyle bir harita çizme özelliği var. Hemen ben bile ders anlatırken... ...dayanamadım bir harita çizdim e, Kaşgarlı da oraya bir harita yerleştirecek. Değil, kardeş yani Türk dünya haritası. Yani büyük bir dünyayız biz yani. Zaten bize cihan hakimiyeti anlayış var. Yani hep böyle bir dünya haritası çiziyor. Niye çiziyorsun abi? Lazım olur belki fethedersek. Yani, anladınız mı? Öyle bir fethetme mantığı var. Geldik Atabetül Hakayika. Yani hakikatlerin eşi, gerçeklerin eşi. Hakane Türkçesi yazılıyor. Cömertlik, cimrilik. Bilginin faydası, cehaletin zararları kibirlik, alçak gibi birbiri zıt kavramlar anlatılacak. Dini ve ahlaki bir eser. Bir kısmı dörtlük, bir kısmı beyt biçiminde. Tam bir geçiş. Hem aruz var hem ece var. Tam bir geçiş. Didaktik, tam bir geçiş. Arapça, Farsça sözcükler kullanılarak İslam inançlarını telkin eden yani anlatan ilk eser. Divan Hikmet de yine dini ve ahlaki öğütler içeren Hikmet adlı şiirler var. Bunun yazarı Ahmet Yesevi. Türk tasavvufunun kurucusu ve ilk mutasavvuf. Yani bu adam kim biliyorsunuz arkadaşlar? Bu adam yani Lord of the Rings yani en üstteki adam. Nasıl yani hocam? Bu adamın öğrencilerinin öğrencileri Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli. Yani bu adam hocaların hocası. Tasavvufun kurucusu adam. Ne iş yapıyorsun? Tasavvufun kurucusu. Bismillahirrahmanirrahim. Yani mutasavvuf zaten Arapçada mu o işi yapan anlamına gelir. Tasavvuf yapana mutasavvuf denir. Ders anlatana müderris denir. Ezan okuyana müezzin denir. İşte imar yapana mimar denir. Hesap yapana muhasebe gibi. Öyle hatırlayın. Mu gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki Ha bu tasavvufla uğraşıyor. Şimdi Ahmet Yesevi mutasavvıf. Tamam sıkıntı yok hocam. Ve Türk tasavvufunun kurucusu. Hocam güzel konuşuyorsunuz ama tasavvuf nedir? Tasavvuf Allah sevgisi demek arkadaşlar. Yani Allah kendini tamamen teslim ediyor bu adamlar. Böyle hani işte ev alayım, araba alayım, ne yapayım, ne edeyim, işte şunla tanışayım, buna tanışayım, Instagram'dan. Öyle şeyler yok. Hiç öyle şeyler yok. Tamamen Allah sevgisiyle kendilerini e, dünyadan vazgeçirmişler. İyiliği güzelliği, Allah sevgisini yaymaya çalışıyorlar. Tasavvufu yaymak amacıyla da sanat kaygısı taşımayan böyle şiirler yazıyor. Peygamberimizin mucizelerini, dünya hayatından şikayet anlatacak. Hikmet adını verdiği şeyler dini tasavvufi. Nazım birimi dörtlük koşma şeklinde 7 ile 12'li hece üstü yazılmış bir kitap. Geldik Türk halk şiirine. Şimdi ne yaptık? Önce İslamiyet öncesindeydik. Orta Asya'daydık. Savsagu koşuklar vardı. Sonra talastan sonra Müslüman olduk bir geçiş dönemi eserleri oldu. Kutadgu birliği gördük. İşte Divan Hikmet oldu böyle dini eserler. Şimdi artık yavaş yavaş Anadolu'ya geliyoruz. Anadolu'yu fethediyoruz ve Anadolu'da Selçuklular ee işte Osmanlı Devleti zamanında eğer halksan halk şiiri yazıyorsun. Eğer saradaysan, havalıysan da o zaman divan şiiri göreceğiz. Şimdi halk şiirinin özellikleri ölçü, milli ölçümüz hece ölçüsü. Dil halkın dili. Zaten halk edebiyatında da başkasının dili olacak hali yok. Bak ne yazmışız? Halk edebiyatı halk sade dil. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Söz sanatlarına ve kalıplaşmış söyleyişlere yer veriliyor. Nazım birimi dörtlük. Bak bunu bileceğiniz. Bak ben de zaten dersin başında bunu yazmıştım. Devam ediyoruz. Hece ölçüsü var. Yedili... 11 hece ölçüsü var. Yarım kafiyi de bilin. Bu da önemli. Ayrılık, aşk, hasret, ölüm, yiğitlik, doğa güzelliği, toplumsal olaylar. Din. ...ve tasavvuf gibi konular da var. Yani artık İslamiyet artık var artık dilimizde. Yani edebiyatımızda. Halkın anlayabileceği dil dedik zaten halkın dili diye. Nazım biçimiyle adlandırılıyor. Aşıklar son dörtlükte adlarını söylüyorlar. Burası önemli. Mahlas gibi yani böyle tapşırma diyoruz buna. Tapşırma. Ve, ve, ve... Cönk adı verilen defterler var. Yani şiirler... ...cönk denilen defterlerde toplanıyor. Bunları da toplayan kişiler şair oluyor. Divan edebiyatta da divan adı verilen defterler toplanacak. Şimdi... İslamiyet sonrası Türk halk şiirine baktığımızda üç kısma ayrılıyor. Birincisi dini tasavvufi Türk halk şiiri. Buraya güzel bir şekilde bir tane cami çiziyorum. Tamam mı? Bismillah diyorum. Üzerine böyle yeşille boyuyorum. Yeşil renk. Niye? İlahiler. Demeler, nefesler, şatiyeler bunlar hep dini eserler. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor Yunus Emre. Yunus Emre tam bir tasavvuf, Türk tasavvufçusu. Yunus Emre bu arada arkadaşlar Türk edebiyatının da en büyüğü nasıl yani hocam? Yani Namık Kemal var, Orhan Pamuk var, işte Yahya Kemal var, işte Yaşar Kemal var, ne bileyim, Kemal Tahir var, başka kimi söyleyeyim işte, e, Şinasi var, Abd Ahmet Yusuf Efendi var. Ya onları sen tanıyorsun. Dünyada sadece Yunus Emre tanıyor. Yani sen Rusya deyince aklına kim geliyor? Dostoyevski hocam. Almanya deyince Goethe. İngiltere deyince Shakespeare hocam. Türkiye deyince de adamlar Yunus Emre'yi biliyor. Niye biliyor musunuz? Yunus Emre 13. yüzyılda insanlar birbirlerini kılıçlarla doğrarlarken ta 15. 14. yüzyıllarda gelecek olan hümanizmi, insan sevgisini ön plana çıkarıyor. Diyor ki yaradılanı severim yaradandan ötürü diyor yani. Ben herkesi severim diyor. Çünkü onu Allah yaratmıştır diyor. Ben diyor insan sevgisiyle yanıtlıyorum diyor. Sonradan Avrupalılar diyorlar ki oha diyorlar yani böyle bir şey olabilir mi ya? Adam insan sevgisini yıllar önce bulmuş diyorlar. Anonim halk şeyine baktığımızda anonim. Bunu söyleyeni belli değil. Kim söyledi? Anonim. Ne diyorsun ya? Belli değil yani. Söyleyeni belli değil. Ha pardon. Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları, selam edin yarime, yedi dağın kuşları. Kim söyledi bunu? Belli değil. Bu manim. Hani var ya sakız alıyorsun içinden şey çıkıyor böyle fal şey çıkıyor onun gibi. Aşık tarzı halk şiirinde ise elinde sazlı bir adam düşüneceksiniz. Tamam böyle elinde saz almış çalıyor. Bıyıklar tabii gene kalite. Diyor ki nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola getirdi. Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm diyor. Karaca olan. Şimdi Dini tasavvuf halkı başlıyoruz. Dini tasavvuf halkı şiirinde aklımıza ne gelecekti? Hop bir cami geliyordu. Ve burada da zaten şiirleri söyleyen adamların isimleri ya hacı, ya hoca, ya abdal. Abdal mı hocam? Nasıl yani? Abd kul demek arkadaşlar. Abdullah, Abdülkerim, işte Abdurrahman diyorlar ya. Rahmanın kulu. Abdülkerim, Kerim'in kulu demek istiyor. Dolayısıyla Abd kul demek. Abdal da... Kul cool olmuş demek yani. Allah kendini tam anlamıyla teslim etmiş. Kul. Cool. Kul cool değil. O kul cool artısı yani. Onun sonu ne olacak belli değil. Allah yardım etsin. Ama kul cool direkt teslim olmuş. İşte bu adamlar abdal. Yani Allah'a tam anlamıyla teslim olmuşlar. İlahiler de sadece Ramazan ayında dinlediğimiz maalesef. Yani diğer zamanlarda genellikle daha çok rap dinliyoruz. Ben de sizin gibi maalesef. Böyle bir Allah affetsin. Ama Ramazan gelince hemen ilahi açıyoruz. La 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 la. Öyle hemen ne oldu? Ya işte ilahi Ramazan. Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak için söylenen şiirler. Divan edebiyatında tevhid, Allah'ın birliğini ve münacat, Allah'a dua için yazılan şiirlere benziyor. Bakın bu üniversite sınavında arkadaşlar ÖSYM tarafından soruldu. Burası önemli. Şu anda imatip okullarında okuyan arkadaşlar varsa bunları zaten biliyor olabilirler, zannederler ama aslında onlar bilebilmez. Bu önemli bir bilgi. Bunu sordu ÖSYM. İlahiye Mevleviler ayin diyor. Yeseviler hikmet diyor. Bektaşiler nefes diyor. Gülşeniler tapu diyor. Halvetiler durak, diğer tarikatlar cumhur veya ilahi ismini veriyor. İlahiler Ece ile de aruza yazılabilir. Yedili sekiz Ece ölçüsü olur ve uyak şeması da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki nefes nedir? İlahi deyince aklımıza kim gelecek hocam? E, tabii ki Allah gelecek ama ilahi yazan en ünlü kişilerden biri de tabii ki Yunus Emre. Yunus Emre ilahileriyle tanınır. Geldik nefese. Nefeste de yine kaygus Abdal, Pir Sultan Abdal bunlar önemli. Bunlar ise arkadaşlar bunlar da ilahi ama bunlarda Allah sevgisi var, peygamber sevgisi var. Hazreti Ali sevgisi de var bunlarda fazlasıyla. Alevi Bektaşi şairleri tarafından cemlerde veya toplantılarda söyleyen şiirler. Özel bir ezgisi var. Dini tasavvuf konular anlatılıyor. Yine hece ölçüsü var. Devriye ise Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğimizi anlatan şiirler. Yani dönüş ancak onadır. Hani başka nereye döneceğiz ki? Tasavvuftaki her şeyin Allah'tan gelip Allah'a döneceği düşüncesini işte devir, devir ediyor yani. Şatiye ise... Bu şiirlerde aslında güçlü bir Allah sevgisi var ama düşüncelerle alaycı, ineleyici bir şekilde kaleme Biraz derinliği var yani. Şatiye deyince böyle biraz korkuyorsun. Burada yine kaygısız abdalı görebiliriz. Nutuk'ta tarikat adabını anlatan şiirler. Tarikata katılıyorsun mesela. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Tabii şu da önemli. Şimdi tarikat deyince günümüzde yaşanan bazı e, yozlaşmalardan dolayı, iğrençliklerden dolayı, suistimallerden dolayı bazı arkadaşlar tarikat deyince hocam nasıl yani falan medreseler kapatılmadı mı, tekke zaviyeler kapatılmadı mı diyor. Esasında tarikatlar Selçuklu zamanında Osmanlı zamanında toplum mühendisleri. Toplumun kurulmasını, toplumun ahlaklı olmasını sağlayan yani şimdi Yunus Emre'ye kim kötü diyebilir? Mevlana'ya kim kötü diyebilir? Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Pir Sultan Abdal'a kim kötü diyebilir? Bırak kötü, normal bile diyemezsin. Mükemmel insanlar bunlar. E, e bunlar tarikatçı. Bunlar tasavvufçu. Bunlar mutasavvuf. E bunlar mutasavvufçu. Şimdi bizim gördüklerimiz ne hocam? Onlar bu. Bozlaşanlar, bozulanlar. Her zaman her topluluğun içinde kötüler olabiliyor. İşte o kötülere değil. Bunlar gerçekten mükemmel. Bunlar insana değer veriyor. Yani namaz kılmıyorsun, kötüsün, kesin mi? Öyle, öyle bir şey yok tabii ki. Onlar değil. Allah sevgisi var. Peygamber sevgisi var. Hazreti Ali sevgisi var. Ama... ...insan sevgisinden dolayı herkes seviyorlar. Dolayısıyla bunlar da böyle hani zihninizdeki ee, olumsuz bir yargı varsa onlardan bir kurtularak yorumlamanız lazım. Tarikat adabını anlatıyor. Ne oluyor hocam ya? Tarikat yani insan sevgisi nasıl olmalı? İnsana nasıl değer vermeli? Onu anlatıyor. Anonim halk şiirinin işareti neydi arkadaşlar? Soru işareti. Çünkü söyleyeni belli değil. Bak mani. Bahçede hanım eli derdinden oldum deli. Alemde hüner odur. Sevmeli sevilmeli. Kim yazdı bunu? Anonim. Ne diyorsun ya? Anonim yani. Söyleyeni belli değil. Tek dörtlük halinde. En kısa nazım biçimi. Ee, anlatılmak istenen son iki dizede. ilk iki dize boş. Mesela bir tane de ben söyleyeyim mi? Bahçelerde gül gerek. Güllere bülbül gerek. ''Benceleyin bir kula senin gibi yar gerek. Yani esas söyleyeceğini son iki kitada söyledi. Hatta daha da komün söyleyeyim mi? Kuleden ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi beni sana kuleden.'' Tamam. Lütfen ekranı kapatmayın. Biliyorum şu anda kulağınız kanamış olabilir ama çok tatlı bence. Şimdi aşk ayrılık ölüm gibi konular var. İlk iki dize kafiyeli söyleşin yazılan doldurma dize. Son iki dize esas söylenen dize. Uyak düzeninde AAXA şeklinde. Burayı da soruyorlar. En kısa nazım biçimi. Yedili, sekizli olabiliyor. Ninni genellikle çocuklar uyutmak için söylenen özel bir ezgi. Ana dilini öğrenmesi açısından önemli. Yani sen çocuğa ninni okuyorum diyorsan ama çocuk o sırada dili öğreniyor. Ağıt mesela şimdi çocuklar niye Türkçeyi çok iyi konuşamıyor? Çünkü ninni yerine YouTube dinliyorlar. YouTube'dan duydukları şarkılarla büyüyorlar. Ne çocuklar? Ağıt ölen bir kişinin ardından söylenen şiir. İslamiyet'in önce Sagu divan edebiyatında da merci olduğunu söylemişti. Türkü ise, türküyü bilmeyenimiz varsa... ...şu anda zaten kendini camdan aşağı atabilir. Endişelenmesine gerek yok. Ama biricik hata, daha yüksekten olmaz. Çoğunlukla aşk, ayrılık, özlem, ölüm gibi konular var. Band, bağlama adı verilen iki bölümden oluşuyor. Band, türkünün asıl sözlerinin yer bölüm. Bağlama kavuştak ise her bendin sonunda tekrardan nakarat bölümü. Demek ki bağlama kavuştak nakarat aynı anlama geliyor. Bent de asıl sözler diyeceksiniz. Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Tabii böyle söylenmez bu. Bunun söyleyişini ben şimdi söylesem yine kulağınız kanar ama şöyle söylenir. Havada bulu Neyse pardon. Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Mahallede ölen yok. Bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır? Ano Yemen'dir, gülü çemendir değil mi? Bunu mutlaka dinlemişsinizdir arkadaşlar. Şu anda beğenmeyi dinlemenize gerek yok. Geldik aşık tarzına. Aşık tarzına ne yapıyorduk? Bir tane saz alıyorduk elimize. Vatandaşın eline veriyorduk sazı ve ardından çalmasına izin veriyorduk. Bir de bıyık atıyorduk arkadaşımıza. Sonra da dinliyorduk. Bu adam kimdi? Aşık. Üzerine de şöyle tişört giyiyordu. Ben aşığım arkadaş. Aşık deyince böyle karşı cinsi aşık olmuş böyle yanıyorum. O değil. Bunlarda yine Allah sevgisi var, insan sevgisi var. Yine yani aşık sazla çalan kişi demek yani. İslamiyet'ten önce Ozan Kan Baksı, İslamiyet'ten sonra aşık kadın alıyor. Usta çırak ilişkisi aşık, aşıklık geleneğinde önemli. Hece ölçüsü kullanacaklar. Koşmanın en önemli özelliği 11 lece ölçüsü. Nazım birimi dörtlük, 3-5 dörtten oluşuyor. Uyak düzeni önemli. En yaygın nazım şekli olduğunu bilin. Yani en fazla koşma var. Aşk, güzellik, tabiat sevgisi var. Karaca olan mesela koşmalarıyla tanınıyor. Şimdi koşmanın türleri var. Nazım türleri yani. Ne demek hocam bu? Yani konusuna göre koşmalar. Sen bir şiir görüyorsun. Tamam şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Başka bir şey görüyorsun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu ikisi de halinde yazılmış. Bu da on birleci ölçüsü. Bu da on birleci ölçüsü. Ama bunun konusu başka. Aşk. Bunun konusu mesela kahramanlık. O zaman diyorsun ki bu da koşma bu da koşma. Ama nazım türü bakımından bu güzelleme. Bu ise savaş mı anlatıyor? O zaman bu koçaklama diyorsun. Kılıç çizmeye çalışayım şöyle. Bu koçaklama diyorsun yani. Anlaştık mı? Şimdi eğer aşk varsa güzelleme. Karaca olan, black boy, havalı, esmer bir çocuk düşünün böyle. Karaca olan, merhaba ben güzelleme yazıyorum. Yani böyle hani güzel şeyler söylüyor karşı tarafa. Karşı cinsini dikkat çekmeye çalışıyor. Koçaklama ise kahramanlık, kılıçlar, köroğlu, dadaloğlu. isminiz ne? Köroğlu. Anne adaloğlu Yani senin adı Bak bu güzellemiş. Bu adamlar kılıç. Taşlama ise Seyrani ve Bayburt'un zihni var bak. Seyrani'nin içinde bak Seyrani sıyırmış bu da yani sinirli böyle. Seyrani niye sinirlisin? Sıyırdım abi. Bayburt'un zihni zihninde bir sıkıntı mı var? Evet abi taşlama yazıyorum. Ağıtta da anonim. Yani ağıtı söyleyenler belli değil. Burada da gördüğünüz gibi Fatih kişilerin ardından söyleniyor dedik. Semai 8'li. Semai 8'li bak. Semai 8'li. Semai 8 Defalarla tekrar etmen hocam saf değiliz. Semai 8'li. Nazım birimi dörtlük. 3-5-4'den oluşuyor. Uyak düzeni koşma. Az sözde çok şey anlatıyor. Özel bir ezgisi var. Gönül gurbet ele çıkma. 1-2-3-4-5-6-7-8. Ya gelinir ya gelinmez. 1-2-3-4-5-6-7-8. Ha tamam bu semai. Varsağı da yine sekizli, nazım birimi dörtlük, üç beş dörtlükten oluşuyor. Uyak düzenini koşmayla aynı, özel bir lezgisi var. Yiğitçi bir söyleyiş var. Bre ağlar, bre beyler gibi bir şey görünce varsağı diyeceksin. Destan on bir yazılıyor. Bunun en önemli özelliği dörtlükte sayı sınırlaması yok. Upuzun olabiliyor. Kayıç kul Mustafa'nın genç Osman destanı gibi. Geldik divan şiirine. Şu anda divan şiirindeyiz. Divan şiiri artık Osmanlı Devleti'nin artık en ihtişamlı zamanları hatta Selçuklu'nun son dönemleriyle beraber Arap ve Fars edebiyatının etkisi var. Şairler şiirlerini divan adlı eserlerde topluyor. Süslü sanatlı bir dil var. Mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmeler var. Mazmun ne hocam? İşte şey demiyor da kaş demiyor da mesela yay diyor. Ne bileyim. Kirpik demiyor da mesela ok diyor mesela anlaşıldı mı? Yani onların yerine kullanılmış kalıplaşmış benzetmeler var bütün güzelliği değil de bir parçanın bir mesela şöyle iki iki gidiyor ya beyitler halinde. Tüm şiirden ziyade şurası güzel olsun yeter diyor mesela. Güzel bir mısrayı azadeyi yakalamaya çalışıyor. Şairler geleneğin belirlediği kurallara uyuyor. Ve son beytinde de mahlas adı verilen mesela adamın adı Nef'i mesela. Ya da adamın adı Mehmet ama kendine Fuzuli diyor mesela. Beytlerle kurulanlar var Gazel Kase Mesnevi. Bu üçü önemli. Bentlerle kurulanlar var. Rubai, Tuyu, Murabba şarkı. Burası da, da dörtlüklerde bunlar önemli musammatlar, terkibentler, tercihbentler, beşliler, altlar, yediler, sekizler var. Bunları hocanız ne kadar ayrıntıya girdiyse ona göre kontrol edin arkadaşlar. Üniversite fazla bunlardan sorulmuyor. Divan şerifinde akımlar var. Basit bir dille yazılabiliyor. Ağır bir dille, sebgı hindi akımıyla yazılabiliyor. Halkın dilde mahalleşme yenilebiliyor. Ya da bir de encümenin şuara gibi akımlar var. Şimdi... Beyitlerle oluşanlara bakacağız. Ne yaptık? İlk başta İslamiyet öncesi vardı. Orada sagular vardı böyle işte sagular veyahut da koşuklar vardı böyle tamam mı? Sonrasında halk edebiyatı koşmalar vardı 11'li. Koşma 11'liydi öyle değil mi? Sonra semai vardı 8'liydi. Sonra varsağı vardı bu da 8'liydi dörtlükler halinde. Sonrasında e, ilahiler vardı bunlar dini içerikliydi. İşte şatiyeler vardı dini içerikliydi. Nefesler vardı bektaşi ilahileri. Şimdi divan edebiyatına geldik. Gazel Kase, ile devam ediyoruz. Şimdi gazel deyince aklınıza şöyle bir şey geldi. Tam böyle bir şey. İkili ikili gidiyor. Ama a a x a x a x a şeklinde gidiyor. Son beytte şairin mahlası var. İlk beytine matla, son beytine makta deniyor. Ve bak ilk beyt matla, başla diyebilirsin. Son beyt makta, nokta diyebilirsin. Nazım birim beyt bak. Fıt, 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 i̇ki iki gidiyor. Uyak düzeni a a x a diye gidiyor. Beytül gazel, gazelin en güzel beyti. Bu sınavda çıkar arkadaşlar. Bu sayfadan buraya yazıyorum sonra aklınıza gelsin. Bu sayfadan yüzde yüz soru gelir arkadaşlar. Yüzde yüz. Üniversiteden her sene soruyorlar çünkü yazıldığı da soracaklardı. Gazel'in en güzel beytine Beytül Gazel deniyor. Kim veriliyor hocam bunu? Şairler kendi aralarına verirler. Aralarında konu bakımından birlik bulunan gazel'e yek ahenk gazel. Ahenkli yani birlik. Bütün beytleri benzer güzellikte yek avaz gazel. Bütün beytleri benzer güzellikte ise yek avaz gazel. Dize ortasında hiç kafiye varsa bu içerlerde kafiye varsa musammat gazel. Şairin mahlasının bulunduğu beyt mahlas beyt. Eğer aşk anlatıyorsa gazel aşıkhane, özdeyiş öğütler varsa hikemi, kadın ve aşk anlatıyorsa şuhane, hayattan keyif anlatıyorsa rindane gazel diyebiliyoruz. Bakın burada bir gazelin örneği var. Geldik kasideye. Kaside de yine böyle ama bu kaside daha uzun. Yani gazel 5-15'ti. Bakın buraya bir kez daha gösterin Karışmasın arkadaşlar. Gazel 5-15 beytten oluşuyor. 5 ya da 15 beytten oluşuyor. En az 5 en fazla 15. Kaside ise 33-99'dan oluşuyor. Uyak düzeni yine gazel ile aynı. A, A, X, A, İlk beyti yine matla. Yine en sonda yine maktası var son beyti. Beytül gazel, gazelin en güzel beytiydi. Beytül kaside, kasidenin en güzel beyti. Taç beyt de şairin mahlasının bulunduğu beyit. Kasidenin bölümleri var. Önce bir giriş yapılıyor. Nesip diye. Sonra bir girizgah yapılıyor. Asıl övgüye geçirmeye başlanıyor. Metiye'de övgü yapılıyor. ...tegazülde kasidenin içine gazel konabiliyor. Fahriye'de şair kendine dua ediyor. Duada da herkese dua ediyor. Peki kaside ne için yazılıyor hocam? Yani kasidenin kastı nedir hocam derseniz? Kasidenin kastı... ...ya Allah'ın birliğini anlatıyor... ...ya eleştiriyor bir yöneticiyi... ...ya Allah'a yalvarışı anlatıyor... ...ya bir devrin büyüğünü övüyor... ...ya Peygamberimiz'i övüyor yani Hazreti Muhammed'i övüyor... ...ya da şair kendine övdüğü bir... ...Fahriye yazıyor arkadaşlar. Mesnevi ise... Hikaye ve romanın yerini tutuyor. Ben sayısı sınırsız olup her beyit kendi içinde kafiyeli oluyor. Yani şöyle göstereyim size. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5-15 olunca neydi arkadaşlar? Gazeldi tamam mı? A-A, X-A, x, A, x, A, x, A, x A diye gidiyordu. Burada Şahin adı var diyelim ki Nefi yazdık. Kaside çiziyorum. Bu 33-99 oluyor kaside. Yine böyle A-A, X-A, x, A, x A. şöyle çiziyorum x A böyle daha devam ettiğini göstereyim. çok uzun çünkü 33 99 diye böyle gidiyor. Burada da yine a a x a x a x diye gitti dedik. Tamam. Şimdi bu kaside şöyle yazıyorum. K belli bir kasıtla yazılıyor. Bu da gazel, ustalık şiiri, güzel şiir. Şimdi geliyoruz Mesnevi'ye. Mesnevi kaç beyitten oluşuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sınırsız. Dolayısıyla kısa yazılıyor böyle uzun uzun değil şöyle. Böyle kısa kısa gidiyor. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Ve 25 bin beyitten oluşan kasideler var. Şey mesleviler özür dilerim. Kaside olamaz çünkü kaside 3399. Ve kafiyesi kendi içinde. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G. Kendi içinde uyaklı yani. X, X. Başka türlü bak burada A, A dedin ya buradaki kelimeyle benzer bir bitiş olması lazım. Çünkü yine A diyor bu. Yine A diyor, yine A diyor, yine A diyor. Burada ise herkes kendi kafasına göre kendi içine uyaklı olduğu için rahat rahat yardırabiliyorsun. Hikaye romanın yerini tutuyor yani mesneviler. Beyit sayısı sınırsız. Her beyit kendi içinde kafiyeli. A, B, B, C, C diye gidiyor. Aruz'un kısa kalıpları ile yazılıyor. Kısa kalıptan kalsın bak bu uzun uzun bu kısa kalıp. Aşk, kahramanlık, tasavvuf gibi konular işeniyor. Beş mesneviye de hamse deniyor. Hamse eşittir. Beş mesnevi diyebiliriz. Edebiyatımızda çok değerli mesneviler var. Kıta da xa iksa şeklinde kafiyelenen iki beyitli nazım biçimi. Müstezatlarda ziyadeler var. Yani şu gazel vardı ya. Gazelin içinde şöyle aralarda ziyadeler var bu turuncuları ziyadeleri çektiğin zaman gazele dönüşüyor. Yani gazelin modifiyeli haline de müstezat diyebiliriz. Şimdi bir de bentlerle kurulanlar var. Birincisi şarkı. Şarkıyı divan edebiyatına biz Türkler kazandırmışız. Bak divan şeyine Türkler kazandırdı. Din dışı konular var. Dörder dizeli bentler halinde. Nakaratlar var. En büyük şairi Nedim. Şeyh Galip, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf da şarkılarıyla tanınıyor. Rubai tek dörtten oluşuyor. İran edebiyatından gelmiş kafiye düzeni a a halk edebiyatındaki maniye benziyor. Hatırlıyor musunuz? Mani tek dörtlüktü. Hani bahçelerde gül gerek, güllere bir gül gerek. Benceleyin bir kula, senin gibi yer gerek. Bitti. Şiir bu kadardı. İşte Rubai de bunun gibi tek dörtlüğün oluşuyor ama tabii daha çok dini, felsefi, hicvi konular var. Ömer Hayyam Rubai'leri ile tanıyor. Tuyu da yine divan edebiyatına biz Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimi. Uyak düzeni yine Rubai ile aynı. Sadece Aruz'un tek bir kalıbıyla yazılıyor. Evet son sorumuza gelmişiz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.